Dediğim gibi teknik aksaklıklar olacak. Bir de şu anda tek başımayım. Dolayısıyla bir şeylerin devam edip etmediğini görmem çok zor oluyor. Malum hiçbir şeye dokunmamak, kimsenin olmaması gerekiyor. O yüzden... Şimdiden bu tip teknik aksaklıklar için özür dilerim. Neyse, ben sanki çekiliyormuşum gibi devam edeceğim. Biraz teknik gelişimi aynı zamanda da çok fazla fırsat bulamadığımız sohbet kısmını yapmak istiyorum bu vesileyle. Hocamın güzel bir lafı var. Ne olursa olsun, yılmadan, kızmadan, moralini bozmadan savaşmaya devam etmek lazım. Ben savaş sanatlarında uzun zamandır bir öğrenci olarak bunu öğrendim. Zaten öğrencilik hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman yeni bir şey öğreniyorsunuz. Bugün de insanlara dokunmadan dokunmayı öğreniyorsunuz. Elimden geldiğince hem fikirlerimi, hem zamanımı, hem zihnimi paylaşmak istiyorum sizinle burada. Derslerde çok daha fazla beraberiz tabii ki. Ama bu tip derslerde de en azından önümüzü görene kadar, ne kadar daha ileri gideceğini bilmediğimiz bu durumun birazcık daha savaşını kolay yaparak sizlerle bu zamanı paylaşmak istedim. Umarım çok sıkıcı olmaz. Normalde bir saatlik antrenmanda çünkü pek bir şey düşünmezsiniz. Burada ise birazcık daha farklı bir durum söz konusu. Kısaca biraz bu kivaza teknikleriyle başlayalım istedim. Burada yapacağım teknikler evde yapasınız diye değil ama doje eninde sonunda geldiğinizde biraz daha üzerinde konuşmuş olarak daha dikkat etmeniz gereken noktalara parmak basmak adına. Öncelikle Boken'le başlıyoruz. Boken aslında bir kılıcı temsil ediyor. Bir tahta kılıç olmasının sebebiyle daha güvenle çalışmamızı sağlıyor. Her ne kadar güvenle çalışsak da bütün silahlı teknikler her zaman biraz tehlikeli. Arkadaşlarınıza, çalıştığınız eşlerinize zarar verebileceğiniz üzere. Fakat kılıcın önce tutuşundan başlıyoruz. Tutuşu sol elinizin kılıcın en sonundan, sapın en sonundan tuttuğunuz şekilde sağ elinizde yaklaşık arasında bir el kadar mesafeyle hemen ilerisinde tuttuğunuz şekilde. Kılıçlar aslında kişiye özel yapılıyor. Boken dediğimiz kılıç standart bir kılıç. 102 santim uzunluğunda. Sapı da yaklaşık bir karış kadar. Genelde herkese hemen hemen olan bir silah. Ama burada aslında kişilerin, samurayların ya da kılıç ustalarının kendi boylarına, kendi ellerine, kendi vücut yapılarına uygun kılıçlar oluyor. Tabii ki o şekilde tekniği oturtmak daha da doğrusu. Ama bugün kendimize özel bir kılıç yapmak çok da kolay değil ve çok da belki gerekli değil. Çünkü kılıcın ağırlığıyla, kılıcın tutma şekliyle çoğunlukla kılıçları kullanmayı biliyoruz. Öncelikle kılıcın tutuşu yaklaşık vücudumuzdan bir karış kadar ileride oluyor. Kılıcı başımızın üstüne getirip kesme hareketiyle başlıyoruz. Bu birinci suburimiz. Suburiler bütün tekniklerin içerisinde olan, bütün
teknikleri daha iyi kavramamıza sebep olacak ve de daha sonra eşli çalışmalarda teknikleri daha rahat uygulayabilmemizi sağlayacak basit çalışmalar, çalışma serileri. Birinci sugurimiz bir şomen çek. Başımızın üstüne kılıcımızı kaldırıp kesiş yapıyoruz. Bu hareketi yaparken ağırlığımızın iki adımımızda olduğunu unutmamak gerekiyor. Adımlarımız hemen hemen bir omuz genişliğinde, çok uzakta değil çünkü bu hareket kabiliyetimizi kısıtlar. Birazcık daha yakın ama böyle dip dibe de değil çünkü buradan hareket etmek de yine daha zor, çok dengeli değil. Topuğumuzu diğer adımımızın yanına çekiyoruz ve kesme hareketini yapıyoruz. Bu bir kesme hareketi, vurma hareketi olarak da görebilirsiniz ama aslında kesme hareketini yapıyoruz. Ve kesme hareketinde sol elimiz gücü, sağ elimiz ise yönü belirliyor. Sol elimiz aşağı doğru kılıcı çekerken sağ elimiz ise onun yönünü tayin ediyor. Eğer yokomen içi vuracaksam sağ elim kılıcın daha ilerisinde bir el olduğu için kılıcı bu tarafa götürebiliyor veya bu tarafa götürebiliyor. Dolayısıyla elinizin daha ileride olması onun yönüyle alakalı olduğunu gösteriyor. Sol eliniz ise direkt aşağı çekiyor. Dolayısıyla dirseğinizin aşağıyı göstermesi gerekiyor. Başınızın üstüne kaldırdığınızda kollarınız bu şekilde açık olmamalı. O zaman indirirken omuzlarınızı kullanırsınız, dirseğinizi değil. Halbuki indirirken içeri doğru kollarımızı kapatıyoruz. Daha güçlü, daha keskin bir vuruş yapabilmek için, kesme yapabilmek için. Birinci suburimiz, Ichino suburi, yani birinci suburi demek Japonca. Bu şekilde çalıştığımız bir suburi. Bu suburide adımımızı diğer adımımızın yanına aldığımızda, ki oradan görünüyor mu bilmiyorum, şöyle göstereyim. Adımımızı diğer adımımızın yanına aldığımızda burada ağırlığı birazcık sol adımımızın üstüne almış oluyoruz. Sol adımımız arkada, sağ adımımız önde ve buraya gelirken biraz daha sol adımın üstünde ağırlığımız. Ama tamamen değil. Biraz daha fazla üstünde olmasının sebebi ise sağ adımımızı biraz sonra ileriye atacak olmamız. Bu hareketi yaparken belimizden, sırtımızdan herhangi bir şekilde eğilmemeye çalışıyoruz. Bunun gibi bir pozisyon kalmıyor. Yine vücudumuz dik olmalı. Ne kadar vücudumuz dik olursa o kadar sağlıklı olur bu. Çünkü belimize bir yük gelmeyecek. Eğer öne doğru çok fazla eğilirsek onu durdurmak için geriye doğru kendimizi itmeye çalışacağız ki bu da çok kolay değil. Aynı zamanda arkada kalan ayağın buradaki ağırlığının dengesini sağlıyor. Dolayısıyla aslında aşağı doğru vurmaya çalışmıyorum, merkeze doğru vurmaya çalışıyorum. Bütün işimi merkezde bitiriyorum. Adımlarımız da bir 45 derece, bir tanesi 90 derece gibi düşünebilirsiniz. Yani kesmek istediğiniz yöne öndeki adımınız dik bir şekilde bakıyor. Ama arkadaki adımınız taijutsu hareketlerinde yani silahsız tekniklerdeki gibi böyle 90 derece değil ama biraz daha 45 derece kalıyor. Bunun sebebi de ileriye doğru gitmek icap ettiğinde, dönmek değil ileriye gitmek, itebileceğiniz bir güç alabileceğiniz bir nokta olmasının gerekliliği. Şimdi biraz yorumlara bakacağım. Çünkü kayıt olup olmadığından tam emin değilim. Bu da tabii deneme dersi. Bunu birazcık beraber yönlendireceğiz. O yüzden müsaadenizle.
Evet, çok fazla bir seyirci kitlemiz yok ama bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi çok fazla detaya girmeden hızlı hızlı su brillerinin üstünden geçeceğim. Yakında YouTube kanalımızda bunları da yayınlıyor olacağız. Fakat şimdilik sadece bu. Birinci su brillerimiz, başımızın üzerine alıp kestiğimiz bir hareket. Karşılıklı göstermem gerekirse. Mümkün olduğunca dik ve ortadan bir kesme yapmak çok önemli. İkinci su brillerimiz, başımızın üstüne alıp adımımızı geri çekiyoruz. Sonra tekrar kesiyoruz. Bu hareketi yaparken başlangıçta adımlarımız çapraz kaldığı için adımımı geri aldığımda bu adımımı düzeltmem gerekiyor. Sonra tekrar kestiğimde arkadaki adımı yine düzeltiyorum. Eğer bunu yapmazsam ya bu pozisyonda kalmış olacağım veya eğer düzelttiysem bu pozisyonda kalmış olacağım. Bu çok dengeli bir pozisyon değil. Her seferinde ikisini de düzeltmeye gayret ediyorum. Üçüncü sübülümüz. Size geçmeden önce karşılıklı bir de göstereyim. Başımızın üstüne aldık. Kestik. Başımızın üstüne aldığımızda burada yaklaşık 45 derecelik bir açı var. Keserken elim ileriye doğru gidiyor. Çünkü eğer direkt burada kesmeye başlarsam kılıcı kafama vuruyor. Bunun olmaması için ileriye doğru sol elimi götürüyorum ve kesiyorum. İleriye doğru götürmek kılıcın etrafınızdan geçmesine sebep oluyor. Eğer ileriye doğru götürmezseniz kılıcı aşağı çekeceğiniz için gücü temsil eden sol kolunuza, o zaman kendi kafanıza doğru vuruyorsunuz. Üçüncü sübrimiz yukarıya doğru daha dik bir pozisyonla başlıyor. Yana doğru indiriyoruz ve kesiyoruz. Bunu yaparken yukarıya doğru çıkan kılıcım yana doğru rahat bir pozisyonda kalıyor. Fakat ileriye doğru gitmeden önce başımın üstüne getiriyorum yere paralel bir şekilde ve sonra kesiyorum. Yine mümkün olduğunca vücudumu dik tutmaya çalışıyorum. Ne kadar dik durabilirsem o kadar herhangi bir noktaya doğru yürüyebilirim, gidebilirim. Bunu bir de karşıdan göstermek istiyorum. Başımızın üstünde sağa doğru indirdik ve kestik. Bu çok iyi bir kesiş olma. Daha iyi kesmeliyiz. Yukarıya, yana. Her zaman tam ortadan kesmeye gayret edeceğiz. Dördüncü sübrimiz, başımızın üstüne sol adımı atıyoruz. Başımızın üstüne, bu sefer sağ adım. Her seferinde adımım değişiyor. Fakat adımlarımı böyle atamam. Çünkü böyle dengede durmak kolay değil. Dolayısıyla başta nasıl duruyorduysam adımımı çektim, düzelttim. Adımımı çektim, düzelttim. Yine buradaki 45 dereceyi yakalamaya çalışıyorum. Her seferinde adımlarımızı kontrol ederek yapıyoruz. Mümkün olduğunca mesafeyi de gözeterek kesiyoruz. Her zaman ileride kalacağız. Burada değil. Burada da değil. Optimum bir mesafe. Beşinci sübrimiz kılıcın altına girerek yaptığımız bir saldırı. Hem savunuyorum, ileride karşımda birisi de olacak, hem kesiyorum.
Kesme hareketi hızlı bir hareket. Bir anda kesebiliyoruz ama bunu yapabilmek için kılıcı kafama vurmamam lazım. O yüzden ellerimi yukarı götürüyorum. Her zaman kılıcın sap bölümünü yukarıya doğru götürmeye gayret edin. Altıncı subayımıza geçmeden önce bunu karşılıklı yapalım. Burada bir atak çizgisinin yanına kaçıyorum ama atak çizgisine saldırmaya devam ediyorum. Atak çizgisine saldırıyorum. Atak çizgisine saldırıyorum. Buraya. Buraya. Altıncı subayımız. Altıncı subayı birazcık daha uzun. Aynı ikinci subayı gibi başlıyor. Kesiyorum sağdan. Sağdan suki yapıyorum. Suki yaptığımda öndeki kolumla silahım paralel bir pozisyonda. Ama bu bir saplama hareketi, yani bir delme hareketi. Penetre ediyoruz. Bunu yapabilmek için de çok fazla ileri uzanmak zorunda değil. Böyle. Bu da zaten çok güçlü değil. O yüzden vücuduma yakın tutuyorum. Sonra kesiyorum soldan ve soldan suki yapıyorum. Kestim. 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 Suki. Kestim. Suki. Dönüşlerde her zaman kılıcın altına giriyoruz. Kılıcın ucu orada kalıyor. Ve ben altına giriyorum. Yedinci soruyum ise başımızın üstüne aldık. Sağdan kestik. Soldan sol. Sağdan kesiyorum. Soldan sol. Sağdan kestik. Soldan sol. Yine elim, kolum kılıcımla paralel. Bunlar ilk 7 suburiyi anlatabildiğim kadarıyla gösterdiğim bir seri. Bunun dışında tek başına yaptığımız çalışmalarda Zengu Kiri, yani iki tarafa olan kesiş var. Kiri kesmek demek. Hara Kiri'den aklınıza gelsin. Hara karın demek. Kiri kesmek demek. Kiri Masu fiilinden geliyor. Zengo Kiri, bir sağdan bir soldan kesiş. Shiho Kiri, dört yönlü kesiş. Kesişlerde Kihon dediğimiz, yani temel teknik dediğimiz teknikler sadece tek bir şekilde yapılmıyor. Farklı farklı akımlarda, farklı farklı dojolarda, farklı girişler, farklı kesişler görebilirsiniz. Ama prensip değişmez. Prensip mümkün olduğunca her zaman merkeze doğru kesiş ve yönlere doğru kestiğinizde de o yöne açılı bir şekilde bakışınızı gösterir. Bu şekilde durmayız bu kivaza çalışmalarında Aikido'da. Çünkü bu çok büyük bir hedef verir size. Biraz daha çapraz durmanız hem pozisyonunuzu ayarlamanıza hem de bu tekniklerde giriş ve çıkış anını daha iyi kontrol etmenizi sağlar. Aynı zamanda belinizi de yormaz çünkü bu şekilde bir saldırıda sizi durduracak şey arkada bulunan ayağınız değil çünkü artık yok. Ayağınızın ön kısmındaki uzantılardan, bel, sırt kaslarınızdan başka bir şey değil. O yüzden burada da buraya doğru kesmek yerine bir adım geri alarak kesiyoruz. Bir de Hapo Kiri var. Onu da gösterebilirim.
Bu da 8 yönü olan kesiş. Hapo Hachi'den geliyor zaten. Shiho da Shichi'den geliyor. Şimdilik Boken'le gösterebileceklerim bunlar. Bakalım kaç kişiyiz? Silahımızı genellikle anlatmam gerekirse bunu daha çok kovayla su taşırken kullanırlarmış. Bu arada bu hareketin dalgası bayağı geçirecek ama yine de ben derste sanki hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğim çünkü burada kimse yok. Sonra kovaları bırakır ve bir silah gibi kullanırlarmış. 128 santim olan bu silah aslında yine herkesin kendi vücuduna göre ayarlanması gereken bir yüksekliğe sahip. Koltuk altınıza geldiğinde o silah sizin için uygun oluyor. Çünkü 1.91'inin de bu silahı kullandığını düşünürseniz o zaman yeterli bir kullanım pek mümkün değil. Joe yine tahtadan yapılmış bir silah. İki tarafı da kullanılabilen bir silah. Boken gibi bir kısıtlamaya sahip değilsiniz. İster buradan saldırıyorsunuz, ister boken gibi vuruyorsunuz, döndürebiliyorsunuz, yukarıya doğru saldırabiliyorsunuz veya herhangi bir şekilde başka yönlere de dönmek mümkün. Boken'de, şu anda saate bakıyorum, Boken'de 20 tane suguri var. Bu 20 sugurinin bir bölümüne bakalım isterseniz. Böylece birazcık daha giriş yapmış oluruz. Boken'deki duruşumuz Joe'daki duruşumuz gibi değil. Joe'da 20 Suguri'de de Boken'e benzer çalışmalar yapıyoruz. Bunlara genellikle Shomenji Komi serisi deniyor. Shomenji Komi ile başlıyor, Uchi Komi serisi deniyor. Bunlar Kenkamae ile başlıyor. Boken'de başka bir duruş pozisyonumuz yok, hep Kenkamae var ama Joe'da bir Jokamae var. Sol adımımızın önünde olduğu. Bir Suki Kamae var. Suki pozisyonunda durduğumuz. Bir de Ken Kamae var. Bu da kılıç pozisyonu zaten adı üstünde. Kılıç gibi durduğumuz bir pozisyon. Ona çok benziyor. Fakat silah biraz daha uzun olduğu için burada iki el kadar mesafe var. O kendi bir el kadardı. Bunun sebebi de silahın daha uzun olması. Dolayısıyla daha büyük bir moment yaratması ve dengemizi daha iyi koruyabilmek adına biraz daha ileriden tutmak. Fakat çok kabaca tarif etmek gerekirse elinizde aslında silahın nerede tutulması gerektiği belirgin bir şekilde var. Çünkü aslında bu silahlar da anatomik olarak daha rahat kullanabilmek adına bizim için yaratılmış, yapılmış, tasarlanmış silahlar. Burası Boken, yani Ken Kamae için kullandığımız. Burası da Joe için kullandığımız, Joe Kamae, Suki Kamae için kullandığımız bir çizgiyi gösteriyor. Kabaca başlamak gerekirse Suki serisinden başlayabiliriz. Zaten ilk 5 hareket Suki serisidir Joe'da. Suki serisi Joe Kamae ile başlar. Choku Suki birinci suburimiz. Yine suguriler karşılıklı çalışmalarda, ikili çalışmalarda ve katalarda teknikleri daha iyi yapabilmemizi sağlayacak çalışmalar, antrenmanlar. Suki bir vuruş demek. Hem delmek için hem yaralamak için ama aynı zamanda saplamak için ya da vurmak için kullandığımız bir atak şeklinde isimlendiriliyor. Choku Suki için bu pozisyondayken elimizle silahı geriye doğru çekiyoruz. Geriye doğru çektiğinizde elinizin burada durması tamamen bolca antrenman yapmaktan geçiyor.
buraya geldiğinde elinizin duracağını bilmesi, ona bakmayacaksınız çünkü. Tamamen bol bol antrenman yaparak oluşan bir şey. Başka bir yolu yok. Suki yaparken adımlarımız birazcık daha açık, birazcık daha serbest. Yani sadece ileri bakacak, işte bu şekilde duracak. Boken'deki gibi bir sınırlamaya sahip değiliz Suki'de. Suki'de biraz daha her yöne gidebileceğimiz bir pozisyona sahibiz. Dolayısıyla biraz daha rahat bir pozisyon. Çoğu Suki silahın üst tarafıyla yaptığımız bir saldırı. Öndeki kolumuz kılavuz bir kol. Yani aslında yukarı mı aşağı mı başka bir yöne mi saldıracağımızı belirliyor. Aşağı vurabilirim. Yine önde olduğu için yönü belirliyor. Aynı Boken'deki sağ el gibi. Veya yukarı vurabilirim. Veya başka bir yöne vurabilirim. Dolayısıyla Suki öndeki kolum dik olarak kaldığı bir pozisyonu gösteriyor. Diğer elimse hemen hemen vücudumun merkezinde hemen hemen 90 derecelik bir açıyla saldırı yapıyoruz. Ve bu saldırıyı omuzdan değil dirsekten yapıyoruz. Evet, omuzum hareket ediyor ama bu şekilde hareket etmiyor. Kolunuzu ileriye götürmüyorsunuz. Çünkü götürdüğünüzde bu sefer vurmak istediğiniz nokta bulunması çok güç bir nokta haline geliyor. Herhangi bir noktaya vurmak istediğinizde, mesela köşeye vurmak istiyorsam mümkün olduğunca elimi merkezde tutarak yapmalıyım. Tam istediğim bir noktaya ancak o şekilde vurabilirim. Aksi takdirde çok ileri doğru uzatırsam bu sefer vurmak istediğim yönü belirlemek çok güç olacak. O yüzden bunu da yine bir optimum mesafede tutuyoruz. Çok yakında tutarsak istediğimiz noktaya vururuz ama bu sefer yeterince ileri vuramayız. O yüzden bu da bir dezavantaj haline gelebilir. Çoku Suki'de en temel Suki'miz elimiz ileride, bu elimiz de ileride. Aynı şekilde bu elimizi bu şekilde tutmuyorsunuz. Çünkü bileğiniz çok zorlanıyor. Elimizi çeviriyoruz aynı yumrukta çevirdiğimiz gibi. Kaeshi Suki silahın alt tarafıyla yani tabanıyla yaptığımız bir kontra atak. Bu da ikinci suburimiz. Yine dikkat ettiyseniz sağ kolum aynı hareketi yapıyor. Sol kolum bu sefer elimin tutuşu sebebiyle çok uzakta değil, dimdik değil. Çünkü dimdik tuttuğumda bu sefer elim zorlanıyor. Tutuş biraz güç. O yüzden birazcık daha yakın vücuduma ama aynı pozisyonu muhafaza etmeye çalışıyorum. Silah uzanırken genellikle elimizin tersiyle uzanıyoruz karşı Suki'de. Çünkü sonradan çevirerek yapıyoruz. Şimdi üçüncü suburimiz Suki Geden Gaeshi. Suki Geden Gaeshi değil tabii ki. Ushiro Suki. Bazen unutabiliyorum ben de. Ushiro Suki adı da üstünde geriye doğru yapılan Suki. Geriye doğru yaptığımız bir saldırı. Fakat saldırıya başlamadan önce dirseğimizi dayayarak geriye doğru adım atıyoruz. Kolumuzun altına alarak değil. Dirseğimizi dayayarak yaptığımız için silahımız geriye doğru zaten bir tehdit unsurunda. Yani arkadan bir şey gelecekse beni koruyor en azından. Geriye doğru adım attığımda elimi ileri doğru kaydırıyorum. Ve geriye doğru mutlaka bakıyorum. Çünkü bakmadığınız bir yere vuramazsınız. Bu doğru bir şey değil. Aynı zamanda antrenmanda arkadaşınıza da çarpabilirsiniz. O yüzden geriye doğru baktıktan sonra atağı tamamlıyorum. Bu atakta mümkün olduğunca silahınızı alttan desteklemeye gayret gösterin. Yani böyle bir saldırı değil. Çünkü burada omuzunuz çok zorlanacak. Bunun alttan desteklenmesi anatomik olarak size hem kolaylık sağlayacak hem de tekniğin doğrusu bu. Silahın
silahınızla gözleriniz arasında bir ilişki olmalı. Nereye vurduğunuzu görüyor olmalısınız. Silah buradayken istediğiniz noktaya vuramazsınız. Çünkü ucunun nereye gittiğini görmek pek mümkün değil. Daha çenenizin altında, yüzünüzün önünde değil. Çünkü bir şeye çarptığınız zaman o size geri gelecek. Ama ucunun gözlerinizle tespit edebileceğiniz bir yerde olması gerekiyor. Şimdi dördüncü suburimiz Suki Gedan Gaiş. Suki Gedan Gaiş. Suki yaptığımız ilk hareket Gedan, Dan zaten seviye demek. Alt seviye demek Gedan. Gaiş bir vuruş ve süpürme anlamına da geliyor. Sadece süpürme değil, vuruş. Ata yaptığınızda sol adımınızı da hareket ettirmeyi unutmayın. Sadece böyle vurursak eğer yeteri kadar güç alamayız ve aynı zamanda yeteri kadar kaçamayız. O yüzden arkadaki adımı da aynı bir kote gaiş gibi kaçırıyoruz. Dikkat ettiyseniz kote gaiş, gedan gaiş yani bir dönme hareketinden bahsediyor. Burada en çok yapılan hatalardan bir tanesi Suki, Gedan geldikten sonra bu kolu açmadan sağ kolla vurmak. Çünkü bu böyle bir hareket değil. Yani sağ kolla vurmuyoruz. Sağ kol silahı önüme getiriyor. Vuruşu yapansa sol kol. Çünkü silahın ucundan tutan o. Dolayısıyla burada ucundan ne kadar tutabiliyorsak moment kolunda burada daha yüksek bir güç üretebiliyoruz. Bunu yaptığımızda da burada hemen hemen 90 derecelik bir açı olmalı. Eğer bu çok dar bir açıysa bunun gibi, o zaman elimize çok fazla yük biniyor demektir. Bunun olmaması gerekiyor. Vurduğumda vücudumdan biraz uzak, böyle yapışık değil çünkü vurmak için mesafeye ihtiyacım var. Vurma hareketini tamamlamak için de bu mesafeyi kullanmam gerekiyor. Vücudumdan o yüzden biraz ileride tutuyorum. Aynı şekilde elim düz, bu şekilde değil, bu şekilde değil. Mümkün olduğunca rahat bir pozisyonda. Mümkün olduğunca rahat. Ve beşinci suburimiz Suki Jodan Gaiş. Suki üst seviye. Suburilerde eğer tek başımıza yapıyorsak saldırıları Shomen Uchi ile bitiriyoruz. Ama iki kişilik çalışmalarsa bunlar, o zaman Yokomen Uchi yapıyoruz. Şimdi tek başım olduğum için bunu bir Shomen Uchi yapıyoruz. Başımın üzerine getirdiğimde yaklaşık küçük bir açıyla diagonal bir pozisyonda duruyorum. Yerde bunun gibi duruyorum. Eğer çok dik durursam, bir, hasmımı göremem. İkincisi, dışarıda açık çok fazla yerim var. Bu beni korumak için olan bir pozisyon. Dolayısıyla uç tarafın aşağıda olması lazım. Bu da beni korumuyor. Diagonal durmasına rağmen. O yüzden bunu kafanızın hemen üstünde ve silahın ucunun sizin sırtınızı ya da sırtınız tarafında kalan bölümünüzün tamamını koruduğuna emin olduğunuz şekilde tutmaya çalışın. Sonra başımızın üzerinde döndürüyoruz. Döndürürken önce sağ elimi öne doğru kaydırıyorum. Sonra sol elimi geriye doğru atıyorum. Dolayısıyla aslında silahı döndürmeye ihtiyacım olmuyor. Silahı itmeye ihtiyacım oluyor. Suki'yi yukarıda bir çevirme hareketi yapmıyorum. Bir itme hareketi yapıyorum. Bunun gibi. Fakat eğer elinizi silahtan ayırt etmezseniz, yani sürekli ona dokunursanız, o zaman tam istediğiniz noktaya geliyor. Ve vuruş aynı vuruş. Hiçbir farkı yok. Bir bokenle vurmaktan hiçbir farkı yok. Tabii ki burada daha uzun bir mesafeden tuttuğumuz için yine daha dengeli oluyoruz. Bakalım yorumlar nasıl?
Bazı arkadaşlarımız canlı yayına katılmak için istek göndermişler ama burada şu anda tek başım olduğum için bunu yönetmenin pek mümkün olduğunu düşünmüyorum ama ileriki zamanlarda mutlaka yazacağım. Teknik gösterime devam edelim. Suki serisinden Uchikomi serisine geçiyoruz. Çünkü vaktimiz var. Bu 20 suvarinin tamamını işleyebiliriz bugün. Uchikomi serisi bir shomen ile başlıyor. Shomen Uchikomi aslında Boken'de yaptığımız ikinci suvarinin birebir aynısı. Hiçbir farkı yok. Başımızın üstüne alıyoruz. Bir shomen yapıyoruz. Shomen, sho birinci aslında karşıdan demek. Men yüz demek. Uchi vuruş demek. Dolayısıyla shomen uchi'yi geriye doğru aldım ve saldırdım. Renzoku uchikomi hem sağdan hem soldan yaptığım bir saldırı. Yine burada genellikle yapılan hatalardan bir tanesi. Başımın üstüne aldıktan sonra, ilk vuruştan sonra bunu çok fazla yukarıya doğru kaldırıp eli, silahı da çok fazla aşağı doğru düşürmek. Çünkü buradan sonra silahı kontrol etmek biraz güç. Burada mümkün olduğunca hızlı bir tepki verebiliyor olmalıyız ama aynı zamanda gerekli bir tepki verebiliyor olmalıyız. Birinci saldırıdan sonra ikinci saldırım eliptik bir hareket yapıyor. Bunu yapabilmesi için de elimi evet yukarı doğru kaldırıyorum ama böyle değil. Daha sadece başımın üstünden geçecek ama aynı zamanda beni koruyacak bir şekilde. Dolayısıyla buraya kadar indirmenize gerek yok silahınıza. Bu aynı zamanda bir vakit kaybı. Sağdan, soldan. Yine soldan vuruşlarınızda çok dikkat etmelisiniz. Çünkü sol biraz daha ters olduğu için genellikle adımınızı farklı yerlere atmanız mümkün. Halbuki her vuruşta, özellikle kenkamaelerde bir çizgi üzerinde durduğumuzu unutmayalım. Her zaman bir çizgi. 8. suvurimiz Menuchi Gedangaichi. Zaten Menuchi, Shomenuchi'den gelen bir isme sahip. O yüzden Shomenuchi'yi yapıyoruz. Geriye doğru alıp bu sefer Gedangaichi'yi soldan yapıyoruz. Suki Gedangaichi'den hiçbir farkı yok. Sadece aynı şekilde sol taraftan yaptığımız bir saldırı. 9. suburimiz Menuchi Ushirosuki. Zaten isminin üstünde de rahatlıkla anlayacağımız şekilde bir Shomenuchi ve bir Ushirosuki. Bir kere daha. Yine Suki'nin nasıl elinize oturacağı tamamen antrenmanla, bol bol çalışmayla olan bir şey. Fakat yine burada bakmadan vurmuyoruz. Bu şekilde bir vuruş değil. Her zaman önce bakıp sonra vuruyoruz. Ve Gyakuyokomen Ushirosuki 10. ve bu serinin 5. son hareketi Uchikomi serisinin. Gyakuyokomen, gyaku ters demek. Gyakuyokomen yani ters yokomen yani durduğunuz pozisyondan ters bir pozisyonda saldırdığınız yokomen. Çünkü burada yokomen vursaydık direkt yokomen vurduk ama sol adımla yokomen vuracağım için sol adımı ileri doğru atıyorum. Sol eli bırakıp bu sefer Jodan Suki'yi yani üst seviye 100 seviyesine olan bir Suki'yi soldan yapıyorum. Yine elim olabildiğince ileride, silahımı alttan destekliyorum. Yine yüzüme çok yakın değil, önünde değil ama vurduğum zaman tam olarak nereye vuracağımı gördüğüm bir yerdeyim. Katate serisine geçmeden önce yine bir kontrol edelim. Güzel. Hepinize çok teşekkür ederim öncelikle izlediğiniz için. Bu bir deneme dersi dediğim gibi. Bunu salı, perşembe ve cumartesi günleri Erenköy Dojo'nun 19-15 saatinde olan dersinde ben hep burada olmaya çalışacağım.
eğer evlere kapanmak zorunda kalmazsak, evlere kapanmak zorunda kalırsak da yine onun için de bir çare düşüneceğim. Katate serisi 3 hareketten oluşuyor. Bundan sonraki 11, 12, 13 katate serisi. Katate daha büyük hareketlere sahip, daha geniş alanlara sahip olmanız gereken bir çalışma serisi. Katate Gedan Gaeshi, geriye doğru silahı alıp daha sonra ileri doğru savurarak yaptığımız bir hareket. Bu bir vuruş değil. Vuruş olabilir ama daha çok bir savurma. Geriye doğru aldığınızda burada hemen hemen yaklaşık bir karış kadar yer kalıyor. Eğer bundan fazlasını bırakırsanız silah çevirirken yüzünüze veya kafanıza çarpmanız çok mümkün. Geriye doğru aldıktan sonra ileriye doğru hareketinizi yaparken vücudunuzun biraz daha önde olmasına gayret gösterin. Sonra sağ eliniz aşağıdan yukarıya doğru hareket yaparken bunu spiral bir şekilde yapıyor. Fakat elinizi bu şekilde tutmak mümkün değil. Yani çok hızlı yaptığınızda silah elinizden uçup gidecek. Bunun olmaması için arada kolumuzu çeviriyoruz. İleri doğru giderken silahı çeviriyoruz. Bunu çok hızlı yaptığınızda da çevirebiliyorsunuz. Çok yavaş yaptığınızda da, ama önemli olan çeviriyor olduğunuzu bilmek. Eğer çevirebilirsek silahı kontrol edebiliriz. Eğer çeviremezsek silah muhtemelen elimizden uçup gidecektir. Dolayısıyla geri geldiği zaman bir karış kadar bırakıyorum. Sonra ileriye doğru sağ adımını götürerek yukarıya doğru bir döndürme hareketi yapıyorum. Bu döndürme hareketi sırasında da elim ileride yakalamaya başlıyor. Boş olan sol elim ileride silahı yakalamaya başlıyor. Aslında silaha bakmıyor çünkü elim dokunduğu zaman silahın nerede olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hareketi yaparken silaha bakmak zorunda değilsiniz. İleriye bakmaya özen gösterin. Ve silahı yakalayıp durdurmaya çalışıyoruz. Silahı yukarıda durdurmaya çalışmıyoruz bu şekilde. Bu pek mümkün değil zaten. Hep ileriye bakacağımız için. Elini silahı yakalayıp geriye doğru yavaşlatmaya başlıyor. Aynı hamleyi Katate Tomauchi'de de yapıyoruz. Geriye doğru aldık ve yakaladık. Yine yakalamak için bir çarpma sesi olmamalı. İleriden yakalamaya başlamalıyım ve durdurmalıyım. Bir kez daha başımın üstünü aldım. Aslında başımın arkasını alıyorum, boynuma doğru alıyorum. Ve buradan geriye doğru çekerek çıkartıyorum. Buradan eğer hemen çevirirseniz, burada silahı tutmak pek mümkün değil. Burada geriye doğru sanki gerilen bir ok gibi geriye doğru çekilmeye devam etmeli silah. Eğer böyle yapabilirseniz o zaman silahın savurduğunuz çapını da genişletmiş olursunuz. Ve aynı şekilde bu çapı genişlettiğinizde de kolunuzu ileriye uzatmaktan imtina etmeyin. Eğer kolumuzu düz bir şekilde getirmişsek buraya kadar, buradan sonrasını kontrol etmek çok daha kolay. Eğer kolumuz kırık bir şekilde kalmışsa, buradan çevirmeniz çok zor olacak. Çünkü bu sefer dirseğinizi kullanmaya başlayacaksınız. O da yüksek güç ve hız olan bir yerde çok mümkün değil. Bileğiniz o mafsal anlamında çok daha avantajlı bir pozisyonda. Çünkü bileğiniz rahat bırakabileceğiniz bir eklem. Dirseğiniz o kadar rahat bırakabileceğiniz bir eklem değil. Bilek her yöne çalışıyor. Dirsek tek bir yöne çalışıyor. Geriye doğru. Ve yine aynı pozisyonda yakaladım. Ve Katate Hachi no Jigaeshi. Hachi 8 demek. Dolayısıyla aslında bir 8 çiziyoruz havada. Bu şöyle bir hareket değil. Yani bu belki boş görünüyor olabilir. Silah kontrolünüzde, elinizde size bir avantaj gözükebilir, sağlayabilir de özellikle geçişlerde. Ama
Katate Hachiro Jigarashi bir blok, yani size gelen bir saldırıya önce bir blok yapıyor. Sağ yukarıdan sol aşağı. Sonra sol yukarıdan sağ aşağı bir blok yapıyor. Ama çok dik bir blok değil. Daha yatay bir blok. Hani belki 20 derece, belki 30 derece, daha fazla değil. Yani yukarıdan aşağıya eğer bu şekilde bir blok yaparsanız buradan gelecek bir saldırıyı engellemek mümkün değil. O yüzden geriye doğru aldık. Yukarıdan aşağı. Ve aşağıdan yukarı. Ayak pozisyonlarınızsa aslında her ne kadar tek başınıza çalıştığınızda çok önemli olmasa da ileri doğru bir adım atıyorum. Silah vücudumun solunda, dolayısıyla sola doğru bakmak daha kolay. Fakat buradan sonra bir şekilde sağa dönüyor olmam lazım. Bu ister arkadaki adımımı öndekinin yanına atıp geriye atmak olsun, ister direkt geriye atmak olsun. Hiçbir farkı yok. Ama silahınızı çevirdiğiniz yönün, yerin sizin vücudunuza ters gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla geriye doğru aldık, ileri doğru attık. Şimdi artık silah solunda. Soldan sağa geçirirken vücudumu buraya döndürmüş olmalıyım. Döndürdükten sonra ancak döndürme ve Hasono Kamae'ye gelebiliyorum. Aynı zamanda sağ elinizle buraya doğru itmek kolay ama buraya doğru itmek kolay değil. Bir güçlü bir itiş değil. Bir blok yapacaksınız. Güçlü bir saldırı geliyor. Dolayısıyla o saldırıyı savunabilmek için diğer elinize ihtiyacınız var. O elinizi kullanmanız lazım. Aynı zamanda bu silahı çevirmeye çalışmıyorsunuz. Bu silah zaten sol elinizin gücüyle dönerek istediğiniz pozisyona geliyor. Hasono Kamae sol elinizin sağ omuzunuza değdiği ve iki elinizin arasında da yaklaşık bir karış kadar mesafe olduğu bir pozisyon. Buradan birçok noktaya doğru dönebiliyoruz. Birazdan Hasso serisinde ileriye doğru vurmayı, geriye doğru dönmeyi göreceğiz. Ama bu pozisyona gelmek asıl amacımız bu. Hachiro Jigarashi Suki Kamae'de başlıyor. Diğer katatı serileri gibi. Geriye aldık. Ve Hasono Kamae'ye geldik. Bakalım izleyicilerimiz ne kadar artmış. Görüntü kalitesi arada sırada düşüyormuş. Onu görmüş olduk. Diğerlerine de mutlaka bakacağım. Seminerimize gelmişsiniz gibi olmuş. İnşallah yakın bir zamanda yapacağız. Bu işler bittikten sonra. Hasso serilerine bakalım. Hasso serisini Ken Kamae ile başlıyoruz. Birkaç farklı giriş var ama şu anda yaptığımız, bizim takip ettiğimiz sistemde bu pozisyonda bir giriş var. Yoksa Suki ile de girişimiz var. Ama şimdi yaptığımız şey bir blokla giriş. Hasono Kamae'den sonra Hasso Gaeshi Uchi. Bir Shomen Uchi. Hasso Gaeshi Shomen Uchi. Hasso Gaeshi Hasono Kamae'ye geçtikten sonra elimi çevirip başımın üstüne alıyorum ve bir Shomen Uchi yapıyorum. Bunun başka bir anlatımı yok. Gayet biraz önce yaptığımız bütün tekniklerin aslında yavaş yavaş bir temele oturduğunu görüyorsunuz. Shomen Uchi nasıl yapılır? Yaptıktan sonraki pozisyonun nasıldır? Buraya geçtikten sonra Shomen Uchi'yi yaparken ileriye doğru elimi nasıl götüreceğim? İşte Boken'de götürdüğüm gibi. Hiçbir farkı yok. Hasso Gaeshi Suki. Aynı pozisyona geldim. Elimi yukarı uzattım. Suki. Ve sonra tekrar Hasono Kamae. Hasso Gaeshi Suki. Hasso Gaeshi Ushiro Suki. Hasso Gaeshi Ushiro Suki aslında oldukça hızlı bir atak. Yani hem bir yere Hasso Gaeshi, Hasono Kamae ile blok alıyorum. Hem de aynı yöne dönmeye devam ederek bir saldırı yapıyorum.
Bunun olabilmesi için bu el hareketinizin zamanla oturması gerekiyor ama oturana kadar hasola kamaya alıp elinizi çevirip vurmaya devam etmelisiniz. Bu bir süre sonra artık elinizi nerede bırakıp döndürebileceğinizi göreceğiniz bir keşfe yönlendirecek. Hasso gaeshi ushiro uchi. Hasso nakamae ve shomen uchi. Ama geriye doğru, dolayısıyla bunu alt seviyeye yapıyoruz. Geriye doğru vurduğunuzda yine tam olarak 180 derece geriye dönüyorsunuz. Geriye döndüğümüz için de adımlarımıza dikkat ederek yapmalıyız. Yani başlangıçta hasola kamaya aldık, elimizi çevirdik, vücudumuzu döndürdük ve saldırdık. Bu alt seviye bir saldırı. Alt seviye bir saldırı ama yönlendiren yine sağ elimiz. Yani bunun üst seviye bir saldırı da olabilirdi bu. Fakat alt seviye olduğu için bazen yaptığımız hatalardan bir tanesi bunu bu şekilde vurmak oluyor. Bu şekilde bir vuruş yapamayız. Bu şekilde olmaz. Ancak bu şekilde olabilir. Çünkü anatomik olarak gücümüzü böyle verebiliriz. Avuç içimizin vurduğumuz yere bakarak durması gerekiyor. O yüzden geriye doğru döndükten sonra avuç içinizi dışarıya doğru, yani vuruyor olduğunuz yöne doğru çevirmeye özen gösterin. Hasso gaeshi ushiro barai. Barai bir süpürme. Dolayısıyla bu sefer 360 derece bir dönüş yapıyoruz. Aynı blok ve geriye doğru yukarıdan aşağı dereceli inen bir spiral dönüş. Burada her yeri süpürüyoruz. Her yeri süpürdüğünüz için de aslında geriye doğru bakmıyorsunuz. Çünkü başlangıçta buraya bakıyorduk. Sonra döndük. Ve artık buraya bakmama ihtiyaç yok. Çünkü başlangıçta burayı gördüm. Burada herhangi bir problem yoktu. O yüzden buraya bakmıyoruz. Döndükten sonra buraya bakmıyoruz. Burada kalmaya devam ediyoruz. Hasso serisi de böylece 5 hareketten oluşuyor. Son 2 hareketimiz Nagare serisi. Bir tanesi Hidari Nagare Gaeshi Uchi. Hidari Nagare olmasının sebebi, Hidari sol demek, soldan dönen anlamına geliyor. Bir Shomen Uchi konuyla başlıyoruz. Başımızın üstüne aldık. Tekrar aldık. Bu Hidari Nagare Gaeshi Uchi. Uchi vuruş. Shomen Uchi'ne geliyor. Aklınıza öyle kalsın. Sonra bu 19. hareketti. Migi Nagare Gaeshi Suki. Bir riyak yokamayla başlıyor. Bir blok ve Suki ile bitiyor. Bir kez daha yapalım. Riyak yokamay. Blok. Riyak yokamay. Blok. Suki. Bu bir blok. Bu başınızın üstüne de olabilirdi. Fakat daha orta seviye bir saldırıya yaptığımız bir blok olduğu için ve de ardından bir suki geleceği için buradaki blok pozisyonu biraz ters bir pozisyon. Çünkü yokomen yaptığınız sol adımın üstünde dönerken dışarıya doğru yapmak gibi biraz zaman alıyor ama zamanla çözeceğiz bir şey. Dersimizin bitmesine yaklaşık 5 dakika var. Bu süre zarfında suburilerin içerisinde yatan bir katayı çalışacağız. Onun ismi de altılı kata. Altı jo kata diye de geçer. Aslında çok basitçe 5. suburi ve 4. suburiden oluşur. Suki ve 6. Bir kez daha sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Dikkat ettiyseniz bu 5. hareket zaten. Suki, Jodan Gaeshi. Shomen Uchi Komi
veya Menucci Gedangalış olarak bileceğiniz hareketle de birleşiyor. Ve de ortaya altılı Joe kata çıkıyor aslında. İki hareketin birleşimi diyebilirsiniz bu kataya. Birinci hareketimiz Suki, ikinci hareketimiz bir blok. Üçüncü hareket Shomenucci, dört geriye, beş Gedangalışı, bir alt seviye vuruş ve altı bir blok. Bunun bir blok olduğunu ikili çalışmada göreceğiz. Aynı zamanda 6 Joe Kata'nın ikili çalışmasında da 3. hareketin, yani bu hareketin bir Yokomen olduğunu göreceğiz. Ama tek başına yaptığımızda bir Shomen için. Aynı Menucci yok. Suki Joe'dan gayrı. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her seferinde dengemizi, her seferinde gücümüzü ayarlayarak yapıyoruz. 1, iki ayağında eşit ağırlık var. 2, aynı şekilde. 3, 4, geriye geldi. 5, 6. Her seferinde bunlara dikkat ederek yapıyorum. Hiç bilmediğimiz zamanlardan geçiyor olsak da savaşmanın sadece bir yolu yok, antrenmanın sadece bir yolu yok. Bu zaman içerisinde birçok senpai arkadaşımın da anladığı, bildiği, tecrübe ettiği şeylerden bir tanesi. Bu her ne şekilde olursa olsun böyle devam edecek bir durum değil. Bu konuda herhangi bir otoriteye sahip olmamakla birlikte mümkün olduğunca buradaki noktada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sizin de öyle yapmanızı dilerim. Çünkü burada asıl amaç hem yılmadan, hem kızmadan, moralinizi bozmadan mücadele etmek, hem de bunun sonrasını görmek. Çünkü bu gelip geçecek. Bu sırada kendimizi ne kadar koruyabiliyorsak, ne kadar elimizdekileri muhafaza edebiliyorsak, onun için çabalamamız gereken bir zaman. Tabii ki bütün düşüncelerim ve sözlerim naçizane, kendi kanaatim. Fakat bu yolla en azından birbirimizle olan bağımızı, ilişkimizi sıcak tutabiliriz. Dolayısıyla ben dediğim gibi başta, dersin başında, elimden geldiğince bu derslere devam etmeye çalışacağım. Bu derslerin şu anda bir planı yok ama yakın bir zamanda sizin de yorumlarınızla bu planı oluşturmaya çalışacağım. Lütfen çektiğim video eğer sayfada yayınlanırsa, beceribilmişsem altına yorum yazın. Veya bana direkt düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu benim aklıma gelmiş ve tez canlı yapım sebebiyle bir an önce hayata geçirmeye çalıştığım bir çalışma oldu. Dolayısıyla aslında ne yaptığımı biliyorum, ne de bunun nasıl bir etkisi olacağını. Sadece antrenmandan uzak kalmamak istedim. Gördüğünüz gibi şu anda çok görmüyorsunuz ama birazdan gösteririm. Bütün minderlerimiz serili. Son antrenmandan sonra arkadaşları toplatmadım. O yüzden de bu şekilde kaldılar. Dolayısıyla bir dahaki derse kadar şimdilik görüşmek üzere. Umarım bu dersleri bu şekilde çok uzun süre devam etmeyiz ama ettiğimiz sürece de sizin için keyifli zamanlar olur. Geldiğiniz için teşekkür ederim.